Merhabalar Yeşim Hanım. Aslında soyadınız kadar mutlu bir kadınsınız gerçekten. Bu güler yüzlülüğünüzün kaynağını, hayatınızı, yaşamınızı, mesleki tecrübelerinizi dinlemek istiyoruz. Teşekkür Öncelikle bu ederim. yolculuk nasıl başladı, eğitim süreciniz nasıl gerçekleşti sizden dinleyelim. Uzun yıllar sağlık sektöründe medya iletişim ve çalıştım. Sağlık sektörü uzmanlık alanım. Onun haricinde işte yine sigortacılık geçmişim var. Ekranlarda olmayı da çok seviyorum. Böyle sizin gibi güzel insanlarla güzel Teşekkürler. röportajlar yapıyoruz. Hani mutluluk konusunda da bana çok sorulan bir soru. Yeşim mutlu, mutlu musun gerçekten diye. Yani özünde çok mutlu bir kadınım. Bu da bana yansıyor herhalde. Hep de soruyorlar sırrı ne diye. Hem çocuklarım, hem ailem, hem iş hayatım, her şeyden mutlu olabiliyorum. Benim için küçük mutluluklar çok değerli. Dolayısıyla bu da hayatıma yansıyor. Peki kurumsal yaşamı nasıl bırakabildiniz? Çünkü aslında yıllarca o yaşamın Evet. içerisinde mesleğini icra eden kişiler için de zordur diye düşünüyorum. Açıkçası çok güzel de bir hikayesi var. Yani aşk mı iş mi noktasına geldi. Aşkı tercih ettim ve kurumsal hayatı eşim için bıraktım ben. Bizim hikayemiz öyle başladı. Çünkü ben bir sağlık grubunun koordinatörü olarak çalışıyordum. Bir tüp bebek merkezinin koordinatörü olarak çalışıyordum. Aynı zamanda da marka yöneticisiydim. Eşim de kadın doğumcu olduğu için ve benim bu işi yapmamdan dolayı etik olmayacağını düşündü ve dedi ki sen bu işi istersen bırak. Çünkü çalıştığın kurum yarın bir gün gelir senin eşin de kadın doğumcu bilgi aktarımı yapabilirsin diye sen zor durumda kalma dedi. Ben şöyle düşünmemiştim ama işte doktorların kafası biraz farklı çalışıyor. Ondan sonra peki ne yaparım ne ederim diye düşündüm. İzin aldım iş yerimden. Düşündüm dedim ben bir şey yapayım danışmanlık firması kurayım. En iyi bildiğim iş benim sağlık sektörü iletişim. Bu alanda sağlık sektörünün ilk iletişim ajansını kurdum. Dolayısıyla sağlık sektöründe hizmet vermeye başladım. Zaten çalıştığım kurumdan ayrılmadan önce ilk müşterimle sözleşmemi imzalamıştım. 6 hafta bir çalışma sürem oldu istifa ettikten sonra. Bu süreçte de ben işlerimi toparlamaya ve kendi hayatımı kurgulamaya başladım. Çok da güzel insanlar geldi hayatıma gerçekten ama ben şuna inanıyorum. Siz bir işi gerçekten iyi yapıyorsanız size de sizin gibi insanlar geliyor. Dolayısıyla da hakkını verdiğiniz süreçte de karşılığını alıyorsunuz. Dolayısıyla çok gerçekten hani şu, dün akşam da bir sunum için pazartesi günü bir sunumum var. Onun için arşive daldım. Yaptıklarımı görünce vay be dedim güzel şeyler yapmışım. Yani kurumsal hayatı bırakmak gerçekten çok zor bir karar ama olmayacak da bir karar değil. Ben 35 yaşımda hayatımı değiştirdim. Şu anda 47 yaşındayım ve daha neler yapacağım diye merak ediyorum. Kendi geleceğimi de merakla bekliyorum Hala açıkçası. 35 yaşında gibisiniz bu arada. Onu da hemen Evet. Ay söylemeden çok teşekkür geçmeyelim. ederim. Aslında evinize geldiğimizde böyle bizi çok güzel bir atmosfer karşıladı. Yani hem işiniz hem aileniz hepsi bir arada. Fotoğraflar var, Teşekkür ederim. kanvas tablolarda. Gerçekten yani aslında enerjinizi evinize de yaymışsınız. Çok Evet. güzel bir şey. Bu enerji bize de dokundu. Çok Bu teşekkür ederim. anlamda bu evi buraya taşıyacak Evet. noktaya getirmeniz, fotoğrafçılığı seçmeniz, bu alanda kendinizi geliştirmeniz nasıl gerçekleşti? Fotoğrafa başlamam da yine eşimle birlikte oldu. Aslında yani eşimle birlikte oldu derken çalıştığım kurumda bütün işleri, prodüksiyonları, fotoğraf çekimlerini ben yapıyordum. Çok sevdiğim bir alandı. Tabii bu size çok ciddi güzel arkadaşlıklar, dostluklar getiriyor. Her zaman da söylerim Mehmet Werner vardır. Şu an Almanya'da yaşıyor. Kendisi benim arkadaşımdır. Onunla beraber bir fotoğraf çekimine gitmiştik ve onun klasik makinesiyle 60 model bir Minolta'sıyla ben çekimin backstage fotoğrafları çektim. Sonra Mehmet bunları görünce dedi ki Yeşimcim sen ne çekersen çek, istersen dağları taşları çek ama çok çek çünkü fotoğrafçı gözün çok iyi dedi. Bu arada Mehmet Werner Nihat Odabaşı'nı fotoğrafçı yapan kişidir. Nihat Odabaşı Mehmet Werner'in eskiden iletişim yapan kişidir. Mehmet bırakınca fotoğrafı Almanya'da şu anda kendisi de fotoğrafçı olmuştur. Yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla iyiden bir öyle güzel bir referans alınca ya dedim fotoğraf çekeyim. Zaten çalıştığım kurumda da çektiğim birçok fotoğraf. Afiş süsledi, kapak süsledi. Zaten kurum içi dergiler çıkarıyorduk. Orada yayınlanırdı.
gecelerimiz olurdu çalışanlara yönelik ya da başka geceler. Orada hep fotoğrafları ben çekerdim. Hatta 2005 yılındaydı. Biz Amerika'dan ilk dijital kamerayı almıştık çalıştığım kuruma. Büyük olay olmuştu. Çünkü fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için teknolojik yatırımı da yapıyordu çalıştığım kurum. Eşim de kadın doğumcu olunca dedi ki gel sen doğum çek. Doğum çekmeye başladım. İlk ikiz doğuma girdik beraber. Ondan sonra doğum fotoğrafçılığına yoğunlaştım ve lifestyle, özel gün fotoğrafçılığıydı. Tabii çocuklar, evlilik bu arada, evlilik araya girdi, doğumlar girdi, iletişim var ve bambaşka yönlere evrilmeye başladım. Aslında her çocukla birlikte yeni bir iş doğurdum ben. 3 tane kızım var benim. Maya suyuyla ilgili bir anımız var, hep söylüyorum. 28 günlük Darüşşafaka'nın toplantısına götürünce müşterimdi. Bu arada söyledim, kusura bakmayın. Şimdi dedi, sen ne yapıyorsun? Ben bu çocuğu çok zor buldum. İstersen bir hayatını gözden geçir dedi. Ben gene kaldım. Aşk mı, iş mi? Neyse, iş konusunda hep biraz. Hep bir ayrımda kalmışsınız aslında. Evet, aslında kaldım ama hani gerçekten çocuk da yaparım kariyerde sözü var ya. Anneler biraz burada aslında fedakarlıkta bulunuyor. Ama ben hiç kariyerimi bırakmadım. Dolayısıyla da buradan da çok mutluyum. Çünkü 3 kızıma bir model olduğumu düşünüyorum. Sosyal medya hayatımda hani o kısmı da konuşmak istersek, fotoğrafçılıkla birlikte trendleri takip ettiğim için blog yazmam zaten vardı. Çalıştığım eski kurumda da ilk dijital reklamı vermiştim. Çok büyük bir iş yapmıştık o zaman. Haber sitelerine reklam vermiştik. Sektörde ilkti, sağlık sektöründeydi. Yani yeniliklere, teknolojiye çok açık bir kadındım. Dolayısıyla bu beni hep geliştirdi. Hep bir adım ötede neler yapabilirim, neyi geliştirebilirim derken 2005 yılında açtığım blog şu anda işte 14. senesini kutluyor. Yeşimmutlu.com. O zaman Yeşim Blog diye geçiyorduk. Yeşimmutlu.com fotoğraf sitesiydi. Altında bir blog vardı. Fotoğrafçılık hayatımda çok güzel yerlere geldim. 2014 yılında artık çocukların okulları, yüzmesi, antrenmanı derken doğum fotoğrafçılığına yetişemez olunca doğum fotoğrafçılığına da bıraktım. Yani doğum fotoğrafı sadece düğünlerini çektiğim çiftlerin ya da ilk bebeklerini çektiğim çiftlerin fotoğraflarını çekiyorum. Çok özel istek üzerine. Ama proje bazlı çekimlerim oluyor. Markalarla işbirliği yaptığımda fotoğrafçılık devam ediyor. Dolayısıyla buradan hani fotoğrafçılıkla ilgilenmek isteyen ya da geçmişte iletişimi olmuş olan insanlara yani bir yol seçtiyseniz o yolda muhakkak yürüyün diyorum. Ve sevdiğiniz işi yapmalarını çok öneririm. Ben 35 yaşından sonra hep sevdiğim işi yaptım. Halen çok severek yapıyorum ve bu bana çok büyük mutluluk veriyor. Yani aslında mutluluğunuzun bir sürü anahtar kelimesi var ve o anahtar kelimeleri çok detaylandırmak istiyorum. Hepsini detaylandırmak da maalesef süremiz dolayısıyla mümkün değil ama ben böyle biraz birkaç parça hepsine değineceğim izninizle. Şimdi doğum fotoğrafçılığıyla ilgili ben tabii biraz detay rica edeceğim sizden. Çünkü günümüzde de aslında insanların özellikle ilgi gösterdiği bir alan. Kimisi gerçekten çok başarılı bu alanda, kimisi belki de bir heyecana kapılıp hemen sektöre atlıyor. Aynen. Hem onlara da tavsiye vermiş olalım. Kimler doğum fotoğrafçısı olabilir? Aslında doğum fotoğrafçısı herkes olabilir. Yani ben şunu şöyle söylüyorum. Kalbinizle fotoğraf çekiyorsanız herkes fotoğraf çekebilir. Dolayısıyla bunu çocukla ama yani belli bir en azından bir fotoğrafçılık eğitimini teknik olarak bir kursa gidip tamamlasınlar. Ondan sonra sağlıkla ilgili endişeleri yoksa, yani ameliyathaneye girdiklerinde kandan kötü olmuyorlarsa ya da kurallara, hijyen kurallarına dikkat edebiliyorsa herkes yapabilir. Ama bu açıkçası da herkesin yapabileceği bir iş de değil. Çünkü günümüzde yani her alanda olduğu gibi bir kirlilik söz konusu. Çünkü herkes çok popüler diye doğum fotoğrafçısı olmak istiyor. Şimdi baktığınızda benim yola çıktığım yıl 2006 yılında doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladığım zamanda biz bir elin parmaklarına geçmiyorduk ve isimlerimiz bellidir ve gerçekten de çok güzel işler yaptık. Sektörde önce olduk. Çok kişiye el verdik ve onlara yol gösterdik. Yani ben zaten benim yeşimmutlu.com'da bununla ilgili doğum fotoğrafı nasıl seçilir, çekilir, doğum fotoğrafı nasıl seçilir, İşte her detayı, bebek fotoğrafı sizi yapılabilir. Sizi takip etsinler. Evet, yeşimmutlu.com, Instagram'dan da takip edebilirler açıkçası. Ama şu var, yani bu işe sadece popüler diye başlamamak lazım. Gerçekten isteyerek başlamak, 7/24 olan bir iş, acil bir iş. Yani açıkçası bir nevi sağlık çalışanı gibisiniz. Doğumun ne zaman belli olacağı hiç belli olmaz eğer planlı doğum değilse. Doğal doğumlarda 72 saatle bekleyebilirsiniz. Yani aktif, dinamik de olmaları lazım. Hani gençler, gençler yapsın diyeceğim buradan çok şey olacak ama ben kendim mesela yapıyorum ve çok da keyif alıyorum. Çünkü doğum, insanı yeniden doğuruyorsunuz. Yani o kadar keyifli bir an ki. Annelik güzel. Annelerin çok rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok duygusal bir an. Erkeklerden pek doğum fotoğrafçısı yok. Bir iki tane doğum fotoğrafçısı var çeken.
çok erkeklere göre değil deniliyor ama bence erkekler de çok da güzel yapıyor. Çünkü video prodüksiyonları var. Yani bence açıkçası cinsiyet ayrımına cinsiyet da ayrımı evet yok, olmaması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir teknik ekipman diye hep söylenir. Ben teknik ekipmana da çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü hani Ara Güler'i burada analım saygıyla, en iyi fotoğrafı makine çekmiyor. Siz çekiyorsunuz. Çünkü evet. Bu da yani dikiş makinesi de fotoğraf çekelim diyen bir insan. Kaldı ki onun aslında diyorsun? Fotoğrafçılık yaptığı ilk zamanlarda şimdiki makineleri karşılaştırdığımızda aralarında çok fark tabii var. Ki. Tabiri caizse hesap makinesi diye bir söz vardır ya, evet, hani evet. Kötü fotoğraf için. Belki de o kalitede bile çekmeyecek olan fotoğraf makineleriyle günümüze ulaşan ne kadar güzel tabii fotoğraflar ki. Çekmiş kendisi. Analog fotoğraflar bambaşka bir evet. Duygudur. Onu tab ettirirsiniz, ne çıkacağını bilmezsiniz. Hı-hı. Şu anda biz çok hızlı tüketiyoruz. Dijital Hı-hı. olduğu için bakıyoruz, beğenmedik, siliyoruz. O anın tekrarı yok aslında. Benim yine çok sevdiğim bir arkadaşım Oğuzhan Ceyhan. Buradan da sevgiyle kendisine selam gönderiyorum. Bana demişti ki Yeşim sen geçmişin fotoğrafını çekiyorsun. Tarihi oluyor çektiğin her fotoğraf demişti. Ben bak, aa dedim, haklısın. Çünkü hiçbir anın tekrarı yok. Aslında beğenmediğimiz selfie'nin de tekrarı yok. Tükettiğimiz fotoğrafları da tekrarı yok. Dolayısıyla da dijital bir iz bırakacaksak eğer fotoğraf anlamında da biraz bakmak lazım. Mesela bana çekimlerimde söylerler, çok fotoğraf çekmiyorsun derler. Çünkü en iyi açıyı ayarlı. Nasıl siz bir ekip hazırlandınız burada? Ben de aynı şekilde doğru ışık, doğru açı, sadelik ararım ve bir iki kareyle çekimi sonlandırırım. Yani mesela portre çekimlerim çok başarılı olduğunu söylerler. Zaten bununla da ilgili sergilerim var. Yani budur benim sırrım. Hani bana sor doğu çok fotoğraflarında çekmek değil, nitelikli çekmek aslında. Evet, nitelikli çekmek. Çünkü yoksa herkes eline otomatik modda da çekersiniz ama önemli olan onu görmek ve işte bu kare demek lazım. İşte o an var ya, o anı yakalamak lazım. Ben de o çok an odaklıyım zaten. Dolayısıyla da buradan da hani anlar beni büyülüyor. O içine akıp gidiyorum ben o hikayelerin. Çok güzel. Aslında biraz önce söylediğinizle ilgili ben de bir şey sormak istiyorum tabii. Size. Şimdi dijitalleşme, yeni medya çok fazla artık evet. Çağın gerekliliği ve gündemde olan konular yani. Gündemi yaratan konular hatta. Aynen. Bir fotoğrafçı için dijitalde fotoğrafı görmekle o işte fotoğraf albümlerinde görmek arasındaki fark ne peki? Mesela sizin evinizde ailenizi bu fotoğraflarda görüyoruz. Evet. Ama artık belki birçoğumuz hatıra olarak çektiğimiz, hatta daha fazla imkanımız olmasına rağmen evet. O çektiğimiz fotoğrafları bir albüme dönüştürmüyoruz, unutuyoruz ve gidiyor. Bu aslında çok üzücü bir şey sanırım. Ben üzülüyorum ve bu anlar o kadar güzel anlar ki baktığınızda böyle keyif alıyorsunuz. Hı-hı. Ya da o albüme dokunduğunuzda keyif alıyorsunuz. Ama şu anda akıllı telefonlarımızın arşivinde ve sürekli bir hafıza problemi yaşıyoruz. Hı-hı. Hafıza duruyorlar. Ve bakmıyoruz. Bile belki. Bakılmıyor bile o fotoğraflara. Evet. Sonra ben bununla da ilgili de çok da etrafımda arkadaşlarımıza lütfen düzenli bunları güncelleyin, backup'ın yani arşivleyin diyorum. Çünkü arşiv almazsanız oldu, telefonunuzun başına bir şey geldi. Hepsi gidiyor ve bir anda yok. Birçok insanın başına gelmiştir üstelik. Evet, üstüne yani geliyor. Ha ben de yapamadıklarım var. Mesela bunları kendime bir yeni yıl hediyesi olarak yapmıştım bu eve taşındığımda. Sürpriz olmuştu herkese. Çok mutlu olmuşlardı. Ben de tatil fotoğraflarımı albümleştirmek istiyorum. Ama hepsi iş planıma aldım. Yani benim zaten her şey arşivlidir. Ay yıl telefon fotoğraflarım hepsi arşivlenmiştir. Dolayısıyla buradan da insanlara onu öneririm. Hani albüm yapamıyorlar bari dijital albümler yaratsınlar bilgisayarlarında da hani başlarına bir şey geldiğinde üzülmesinler. Çünkü hayat geçip gidiyor ve şu anda sadece fotoğraf odaklı da yaşandığı için hani o anları hatırlamayacaklar. Anın kıymetini bilmek de önemli. Bari evet. Arşivlerine de baksınlar arada baksınlar, bir. Belki baksınlar. Daha mutlu insanlar olurlar. Aynen. Bu yolculukta aslında anne olmanız ve bir kadın girişimci olmanız gerçekten ilham verici bir şey bence. Zaten bu ilhamı alıp yazılarınızı okuyanlar, size ulaşanlar eminim vardır. Görüyoruz var. Örneğin sitenizde de birçok yorum geliyor size. Bugün hatta yine gelmeden önce okuduğum sitenizde bir yorumu biri şey yazmış. Hani bütün fotoğraflarınızın altına, işte tüm paylaşımlarınızın altına yorum yapasın geliyor. O kadar güzel ki ya, demiş. Ne güzel demiş. Bunlar eminim sizi çok mutlu hissettiriyordur. Yani gerçekten mutlu hissettiriyor ve o insanlarla bir iletişim dili kurduğumuza inanıyorum. Ve hepsine cevap veriyorum ben. Mesela benim sosyal medyada bu çok dikkat çeken bir yönümdür. Görmezden gelir çok insan verilen, yazılan yorumları. Ben hepsine tek tek yorumlarına cevap veriyorum. Benim sadece dikkat ettiğim bazı kriterler var sosyal medyamı yöneterken. Çıplaklık içeren, şiddet içeren, küfür içeren içeriklere sahip hesapları direkt engelliyorum. Onların yorumlarını istiyorum. Zaten kendime filtreler oluşturuyorum.
oluşturdum. Bana otur yorumlar bırakamıyorlar sosyal medyada. Bunları ayarlarla zaten Instagram çok biliyorsunuz dün açıklandı. Dünya birincisi olduk. En çok kullanılan ülke olarak Türkiye birinci çıktı. Yani filtreleri kullandığınız zaman sizin gibi insanlar geliyor diye düşünüyorum. Ha, onun dışında da tabii ki her zaman bunu çok engelleyebilmek mümkün değil ama ben gerçekten karşımda bir insan olduğunu hiçbir zaman unutmuyorum. Yani biz makine değiliz ve bu insan olduğumuz sürece insana ihtiyacımız var. Her ne kadar dijitalleşsek de bu evde de biz dijitalleşmemek için çaba gösteriyoruz. Yani kızlarımın telefon kullanımı ya da tablet kullanımını kontrol etmeye çalışıyoruz. Maalesef çağımızın bağımlılığı yani çok korkunç bir şekilde bütün herkesi çok etkiliyor. Bu en küçüğünden en büyüğüne. Burada da biraz bizim gibi insanlara iş düşüyor. Ben ki çok gerçekten çok teknolojik bir kızım. Hatta bir teknoloji dergisinde de iki tane köşem var. Bir teknoyunu yazıyorum. Bir de Teknomutlu diye köşem var. Teknoloji üzerine yazılar yazıyorum. Ve gelin görün ki özüne baktığınızda teknolojinin zararlarını da anlatıyorum insanlara. Çünkü çocuk mahremiyeti işin içine giriyor, kendi kişisel haklarımız giriyor, saygı giriyor. Yani o kadar çok çerçeve var ki dijital medyada ve şu anda dijital medya daha yeni yeni parlıyor. Yani bakmayın çok parlakmış gibi durduğunda Türkiye'de çok daha iyi, farklı yönlere evrilecek bu sosyal medya. Bambaşka yerlere gideceğiz ve ileride dijital kimliklerimiz olacak. Dolayısıyla da yaptığımız her işin, paylaştığımız her paylaşımın arkasında durabilmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yine bir sözüm var, yine bir söyleşimde bir konferansta söylemiştim. Sosyal medyada rezil de olabilirsiniz, vezir de diye. Vezir olmayı tercih etmek lazım. Sizin peki iletişiminizi bu kadar etkili kılan en önemli unsur, karakteristik özelliğiniz ne? Benim çok ciddi bir iletişim altyapısından geliyor olmam diye düşünüyorum. Çünkü ben 360 derece iletişimle bütün sosyal medya kanallarımı interaktif kullanıyorum. Ve hepsini kendim yönetiyorum. Bir ikinci kişiyle çalışamıyorum. Titiz bir yapım var. Dolayısıyla ve her içeriği düşünüyorum. Yani çünkü bu insanlara bir okudukları zaman bu içeriğin hani öylesine yazılmış olmasını anlamalarını istiyorum. Zaman zaman içimi döküyorum, zaman zaman yaptığım bir işle ilgili anımı paylaşıyorum ama ya da çok bir şiir paylaşıyorum. O an çünkü o şiiri paylaşmak geliyor. Yani gerçek olmak, samimi olmak da gerçekten özgün içerik üretmek. Her zaman bunun altını çiziyorum. Özgün olduğunuz süreçte sosyal medyada bence her zaman yeriniz var. Şiddetsiz iletişimin de aslında öncüsü sayılırsınız bu anlamda. Biraz önce söylediklerinizde de bunları izleyicilerimize aktarmışızdır diye umuyorum. İnşallah. Yani siber zorbalık adı altında çok yaşıyoruz. Zorbalık yaşıyoruz. Siber zorbalık var. Linç kültürü var. Ben yaşadım. Sosyal medyada linç kültürünü de yaşamış bir kadınım. Siber zorbalık da yaşamış bir kadın. Dolayısıyla bütün yaşadığım deneyimleri de insanlara anlatmaya çalışıyorum. Böyle hani bir misyonum bana göre bu. Bizim gibi kadınların konuşması gerekiyor. Yani orası cennet değil. Her şey olabilir. Siz ne kadar dikkatli olsanız da başınıza hiç ummadığınız işler gelebilir. Hele işin içinde çocuklar varsa çok daha temkinli dikkatli olmak gerekiyor. Profesyonelliğiniz iletişim, fotoğraf bir sanat ama aslında fotoğraf da bir iletişim yöntemi. Tabii ki. Bu çerçevede iletişime zaten çok fazla önem verdiğinizi görüyoruz, okuyoruz. Şimdiki sözleriniz de zaten bunları açıklıyor. O yüzden biraz böyle iletişimle ilgili de konuşalım istiyorum. Tabii sizinle ki, konuştuk tabii ama ki. Devam ettirelim. Tabii ki. İletişim belki günümüzde evet çok önemli ama bazen insanlar bunun bir meslek dalı olduğunu farkına varamayabiliyor. Evet. Yani bunun aslında öneminin farkına varamayabiliyor. Hı-hı. İşte televizyonda onlarca haber izliyoruz. Binlerce haber izliyoruz. O haberleri insanlara ulaştıran isimler var. İşte keza sizin yaptığınız iş o şekilde. Tabii. Öncesinde kurumsal yaşamanızda da. İnsanlarda peki bu farkındalık nasıl yaratılabilir? Çünkü eğitimi de olan hatta Türkiye'de en çok fakültesi olan bölümlerden bir tanesi. İletişim hani çok güzel bir söz var. Gerçekten bir sanattır. Hani sanat mıdır diye sorulur. Sanattır ve iletişim doğru iletişimdir. Gerçek iletişimdir ve asla iletişimin itibarını kaybetmemek gerekir. Ve cevapsızlık kötü bir iletişim şeklidir. Yani karşınızdaki herkese her zaman bir cevap vermemiz gerekir. Hani bu bir iletişimle ilgili. Onun dışında biz iletişemiyoruz toplum olarak. Biz yani dün de yine bir söyleşide arkadaşlarla konuşurken söyledim. Mevlana'ya ait olmayan 700 tane söz bulunmuş. Kullanılan sosyal medya mecralarında ya da şairlere ait bilgi sözler. Bilgi kirliliği. Bilgi kirliliği var. Hiç kimse hazır bilgiyi kopyalamayı seviyor. Yani iletişimde bu olmaması gerekir. İletişim her şeyin doğruluğunu gerektirir.
Yani tabii ki habercilik anlamında siz de biliyorsunuz haber değeri olabilmesi için haber yaratılır yeri geldiğinde, ama iletişimde böyle olması. Mesela televizyon dediniz. Televizyon kanallarının bence çok daha farklı olması gerekiyor. Toplumda normalleştirilmeyecek unsurlar kitle araçlarıyla verilmemesi gerekiyor. Kişiler bazında baktığınızda neyi izleyip neyi okuyup neyi takip edeceklerini bence kişilerin çok iyi seçmesi gerekiyor. Burada kişiye düşüyor. Ama onun haricinde bence devletin bir politikasının olması gerekiyor. Bununla da ilgili de medya okuryazarlığını öneriyorum ve bunun ilkokuldan itibaren bir ders olması gerektiğini yıllardır söylüyorum. Umarım bir gün birisi devletten de benim sesimi duyar. Kamu spotları çekeriz. Medya okuryazarlığını okullara koyarız. Sosyal medya kullanımı bir ders olur. Çünkü gerçekten gelecekte bunlarla uğraşacağız. Çok genç bir neslimiz var ve çocuklarımız güvenlik nedir bilmiyorlar. Yaş sınırında yaşlarını değiştirip hesaplar açıyorlar. Orada bir arkadaşına gönderdiği fotoğraf daha sonra arkadaş WhatsApp gruplarında zorbalık konusu olabilir. Dolayısıyla bunların çocuklara çok erken 9 yaşından itibaren verirse, çünkü araştırmalar belki öncesinde bunu gözüküyor. Bile hatta. Evet, daha erken kullanıyorlar ama o olgunlukta olmadığı bilimsel olarak da araştırılmış yurt dışında. Şu an Türkiye'de öyle bir yazı var mı bilmiyorum ama ben yurt dışında okuduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla bunları yaparsak daha iletişimimiz güçlü bir toplum haline gelebiliriz diye düşünüyorum. Bu da aslında en önemli noktalardan biri olur. Herkesin birbirine saygı duyması. Evet. En gerekli, en ihtiyaç olunan şeylerden bir tanesi. Evet, zaten ağaç yaşken eğilir diyorlar yani. Gerçekten ağaç yaşken eğilir ve bizim yani annelerin, babaların ya da herkesin, yani illa anne baba olmak gerekmiyor, kardeşlik dikkat etmesi gerekiyor. Ama kimseye şu anda neden böyle yapıyorsun diyemeyiz, çünkü herkes günümüzde her şeyi çok iyi biliyor. Yani böyle bir hastalık var bence toplumumuzda ya da tüm dünyada var. Herkes her şeyin uzmanı. Ben hep de onu söylüyorum. Herkes her şeyin uzmanı olamaz. Herkes en iyi bildiği işi yapsın. Alanında konuşsun. Ben eşim doktor diye nasıl kalkıp doktorlukla ilgili tavsiye vermiyorsam, uzman olmayanlar da bu yönde çıkıp konuşmasınlar. Yani hiçbir formül, çünkü diğer bir insanın formülü uymaz. Dolayısıyla da takip ediyorlarsa da, hani iletişim anlamında da dikkat etsinler. Bir numaralı kural, yani kimin ne kadar takip ettiklerini. Çünkü onun yaptığı belki çok anormal bir şey. Belki taraflı bir durum. Bilmiyorsunuz. Her şeyin gerçeğini bilmiyoruz. Orada bir dünya var, yaratılmış. Ona göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Yine biraz önce aslında konuştuk. Annesiniz, kadın gelişimcisiniz. Evet. Peki bu anlamda, hani şu iletişim konusunu kapatalım, sona gelelim, tamam. Ama siz çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Ben çocuklarımı organik yetiştiriyorum diyerek böyle espri yapayım. Kendi olmalarını sağlıyorum. Özgüvenli olmalarını sağlıyorum ve gerçekten onlara saygı duyuyorum. Yani bizim temelimiz, aile temelimiz bu. Her zaman da anne baba olarak da otoritemiz olduğunu, asla arkadaş olamayacağımızı, kurallarımızı, sınırlarımızı çok net çiziyoruz. Ama en iyi arkadaşlarım çocuklarım. Onlarla zaman geçirmekten çok keyif alıyorum. Onlar benimle zaman geçirmekten çok keyif alıyor. Dolayısıyla da, yani dedim ya, 3 tane çocuğum var. Hiçbirine uyguladığım annelik diğerine aynı değildir. Hepsi ayrı mizaçlar, ayrı dünyalar ve onlarla onların dünyasına giriyorum. Onlar benim dünyama giriyorlar. Hani çok keyifli bir aileyiz. Çok da keyif alırız. Yani biz mutluyuzdur. Tabii ki her ailede olduğu gibi çatışmalar da oluyor. Şu anda evde bir tane 12 yaşında ergen kızım var. Yani zaman zaman geliyor. Ben çok kötüyüm, çok iyiyim. Yani gelgitler oluyor ama özüne baktığınız zaman siz çocuklarınızı sevgiyle yetiştirip ve onlara bir şeyler aktarmaya çalıştığınızda çocuklar zaten bununla büyüyorlar. Sevgi, saygı ve sadakat olduğu süreçte, bunu öğrettiğiniz süreçte de bu çocuklar farkındalıklarıyla gelişiyorlar. Bir de eğitimlerine tabii ki çok dikkat ediyoruz. İyi bir eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Onlardan da tek beklentimizin iyi bir eğitim hayatlarının olması gerektiğini, ileride de kendi kararları vermesi, hangi meslek seçecekleriyle ilgili. Onun harici açıkçası çocukluklarını yaşamalarını istiyoruz ama onlar biraz daha işte teknoloji çocuk olmak istiyorlar. Orada en çok çatışıyoruz. Biz bahçeye çıkın, hadi paten kayın, hadi biraz oynayın dedikçe onlar evde. İşte bir o kısımda anlaşamıyoruz. Siz bir de sosyal medya yönü güçlü biri olduğunuz için aslında çok fazla takipçiniz var. Evet. Ve sanırım doğru bir terim mi sizin için? Siz bunu değerlendirirsiniz. Tabii. Sosyal medyada da bir aileniz var. Çünkü sizi takip ediyorlar. Tabii ki. Sizin yaşamanızı merak ediyorlar. Hiç tanımadığım birçok arkadaşım var. Kardeşim
eşim dediğim insanlar var. Acılarını paylaşıyorlar direkt, mesajı, üzüntülerini ben paylaşıyorum ve hiçbir şey saklamıyorum onlardan ve gerçekten bir iletişim ağı kurduk. Aileyiz. Ben gerçekten aile olduğumuzu düşünüyorum ve burada da güvenilirlik anlamında da çok değer veriyorum onlara. İyi ki var onlar. İyi ki beni takip ediyorlar. Ben de onları takip ediyorum. Siz aslında bildiğimiz sosyal medya annelerinden değilsiniz. Özellikle iletişime karşı olan duyarlılığınız dolayısıyla böyle değilsiniz. Evet. Şimdi sosyal medya annelerinin de eleştiri aldığı birçok konu var aslında. Hı-hı. Yani çocuklarını çok fazla paylaşmaları ve işte sonuçta bu çocuklar büyüyecek. Belki onlar isteyecek mi küçüklük fotoğraflarının Kesinlikle. Hala o şekilde durmasını Kesinlikle. Gibi konular var. Evet. Bunlarla ilgili sizin bir anne olarak ve bir sosyal medya kullanıcısı olarak düşünceniz ne? Ben bunun yine altını ısrarla çizen ve dile getiren bir annem ve ne acıdır ki sosyal medya annelerini ortaya çıkaran kişi de benim. 2011 yılında blogger anne buluşmalarını organize etmeye başlayıp her ayın ikinci cuması bir araya getirip bu blogger anne kavramını sektörde oturtmuş kişiyim. Ama yola çıkışımdan ve bugün geldiği nokta arasında gurur duyuyor musunuz? Hayır. Birçok arkadaşım bana bu yönde serzenişte bulunuyor. Yeşim işte sen bu toplantıları yapmaya devam etseydin ya da işte markalarla işbirlikleri devam etsin bu noktaya gelmezdi. Gelirdi. Neden gelirdi? Çünkü olay Belki çok daha başkaydı. Bilinçsizce de gelebilirdi. Evet, daha bilinçsizce gelebilirdi. Amaç çok farklıydı. Hı hı. Farklı noktaya geldi ama sektörde hala da onu söylüyorum. Neyin nereye geleceğini bilemezsiniz. Ben 2013 yılından beri çok net bir şekilde söylüyorum. Çocuklarınızı sosyal medya yıldızı yapmayın diye. Neden yapmayın diyorum? Çünkü bir kere çocuk mahremiyetine saygı duymanız hı hı. gerekiyor. Bir kere yani birçok kanunla çocuklarımız korunmuş haldeyken ülkemizde çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Siz çok güzel bir çocuğunuz var. Harika hı hı. çocuklar yetiştiriyorsunuz ve bununla gurur duyuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ama eskiden bir düşünün, az önce eskiden vardı ya, biz çocuklarımızı, aile fotoğraflarımızı nasıl paylaştık? Özel günlerde bir doğum günü oldu, albümler hı hı. çıkardı, düğün olurdu, işte çıkardı. Ama onun haricinde her şeyi her an paylaşmazdık. Mesela benim fotoğraflarıma baktığınızda sosyal medyaydı. Çocuklarımın özel günleri dışındaki onları bile çok imtina ediyorum. Bebekliklerine geri dönüp ilk yaptıklarımı silmedim kendi adıma, yani geçmişte ne paylaşmış hı hı. diyenler baksın diye. Çünkü 2010'dan beri Instagram kullanıyorum. Yani çocuklar üzerinden bir sürdürülebilir ticari ilişki kurulması taraftarı değilim. Bununla ilgili Türkiye'de çok talihsiz durumlar da yaşanıyor. Ama sonuçta herkes ol olmak istiyor. Herkes o sosyal medya annesi olmak istiyor. Onlar gibi yaşamak istiyor. Aslında sosyal medya anneleri de gerçekte insan. Onlar da sürekli bakımlı, full makyaj ya da sürekli davete giden ya da markalarla işbirliği yapan normal bizim gibi insanlar. Sadece ne oluyor? Onlar belirli bir kitleye ulaşıp ve o kitlenin ihtiyaçlarına göre hareket etmeye başlıyorlar. Yani benim bir sözüm var. Ben bir de biraz da kendi kişisel yönümden kalsa. Ben kendi inanmadığım hiçbir değer için hiçbir markayla yan yana gelmem. Yani hı hı. bu ister çocuğum olsun, ister ailem ya da kendim. Yani hayatımda olmayan bir ürün benimle işbirliği yapmaz, yaptırmam. Çocuklarımı hele hiç yaptırmam. Ama çocuğumla ilgili çok güzel bir projedir. Sosyal sorumluluk projenin sonuna kadar arkasındayım. Çünkü yola çıkışımız sosyal sorumluluk hı hı. projesiydi. Biz Hakkari Yüksekova'da kütüphane açtık. Hapishanedeki kadınlara yardım ettik. Birçok Van için örgü ördük. Van depremi oldu. Çok ciddi örgütlendik. Yani geçmişe baktığımızda çok güzel işler yaptık. Bunlar sonradan değişti. Ne zaman değişti biliyor musunuz? Bu toplantıları yaptığımızda fark eden markalar işin içine girdi. Marka davetleri başladı. Çok da güzel bir şey. Ben çok destekliyorum ve herkesin derdi bugün işbirliği yapmaktır. Nitelikli işbirliği yapmak kadar güzel bir şey yok. Dolayısıyla buradan yine naçizane önerim. Olmak istiyorlarsa sosyal medya annesi karar versinler. Yani hayatlarını kendi elleriyle ne kadar değiştirebilirler? Yani yoksa dizi oyuncusu, mesela ben bir fotoğrafçıyım. Benim arkadaşım bir markanın sanat direktörü ve daha doğduklarından beri çocukları kendi markasının reklamlarında kullanmak istedi. Ve eşime de söyledim, onun da bana söyledi. Çocukları asla reklamla ilgili bir platform içinde olmayacak. Yapmadık. Yani ne bir ajanstır ne bir dizi. Aslında bilince oturmadan onu bir meslek sahibi ediyorsunuz ve belki de ileride böyle bir şey istemeyecek ama başka bir yol da bilemeyecek. Bilmeyecek, bir de gerçekten çok ünlü olduğunu sanacak ama Türkiye'de ünlü kavramını da düşün. Ünlüler ne kadar ünlü
olabiliyor. Dünyada hatta. Dünyada 15 evet. saniye olduysanız ne mutlu. Andy Warhol'un söylediği gibi evet. bir gün herkes 15 dakikanın ünlü olacak. Okay. Ama çocuklar ile gelecekte ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bir de anılar çok hızlı siliniyor. Baktığınızda çocuklar sosyal kameralar önünde. Mesela bakıyorsunuz kameralar önünde muazzam ki bununla ilgili zaten çok ironik videolar seyrediyorsunuz. Ben çok şahit oldum. Muazzam hayatlar var ama anne oyunlar oynuyor, paylaşımlar yapıyor. Kamera kapandığı anda korkunç yaşamlar. Yani dün akşam şahit olduk ya kızlarla yemeğe gittik. Bumerang çekiyorlardı. İnanın bumerang çekiliyor, kadehler çekiliyor. Yani içtikleri içeceği suratlar gülmüyor ama Instagram'da çok mutluyuz. Yani işte böyle. Altında gülücük emojileri. Emojileriyle. Yani hayat bu değil. Evet, evet. Aslında şey konuşmanız başlı başına bence bir tavsiye niteliğindeydi. Ama keza belki bizi izleyen bir sosyal medya annesi olmak isteyen veya hiç istemeyen sosyal medya annelerine özenmek diyeyim. Hani onları görüp belki de aslında kalbinde kırgınlık hisseden anneler vardır. Çünkü o da aslında bence büyük bir problem. Onlara ne söylemek istersiniz? Benim şimdi sosyal medya anneleriyle ilgili hepsi çok sevdiğim insanlar. Çok da güzel işler yapıyorlar ve takdir ediyorum onların tercihi. Bakın burada bir tercih olduğunu asla unutmamaları gerekiyor. Eğer sosyal medyada bir iş yapmak istiyorlarsa kendi yönlerini bulsunlar. İçlerindeki niteliği keşfetsinler. Yani neyle sosyal medyada var olur? Çocuk üzerinden gitmek nereye kadar? Bakın bu çocuk tamam doğdu. Evet. Benim 3 tane var. Çocuklar büyüyor. Hani paylaştınız. Onların da bir hayatı tuvalet eğitimi var. Verdiniz. Evet. İşte yemek ek gıda yedirdiniz. Ondan sonra hani yuvaya başladı. Hadi yuvadan mezun oldu, ilkokula gitti, ortaokul var, sonra sınavlar yürüyor, üniversite. Yani aslında çok değişen bir dünya var ve bu çocuklarda değişiyor. Mesela benim 12 yaşındaki kızımın, biliyorlar her yerde de söylüyorum, daha doğmadan açtığım bir bloğu vardı. Günlük yazıyordum kızıma bir mektup. Şimdi diyorum hepsi duruyor tabii ki arşiv olarak, dokümante. Günlük tutmak çok daha güzel bir şey. Evet. Çok kişi diyor ki ben çocuğuma orada anı biriktiriyorum. Gerçek anı biriktirin. Oradaki anıların hani ne kadarı gerçek anı. Mesela ben bir dönem hala yapıyorum. Arkadaşımla sohbet ederken çok görüşmediğim arkadaşım var. Telefonuna bakmaktan benimle konuşmadığı için ben artık yani o noktadayım. Telefonla ilgileneceksen hiçbir araya gelmeyelim diyorum. Çünkü ben bir arkadaşımla bir aradaysam yani annelere örnek evet, vermesi evet. açısından gerçekten o anı yaşamak istiyorum. O anı sahte bir an olmasın gerekiyor. O an aslında sizinle yaşasın başka evet. bir telefonla vesaire başka evet. bir şeyle değil. Az önce söylemek istediğim bu arada şuydu aslında. Sosyal medya annesi olmayan, olmak istemeyen veya bir de olamayan kısmı evet. var. Ama sonuçta herkesin artık telefonu var yani bu maddiyatla ilgili de bir durum değil, olmamaya başladı. Sonuçta anneler işte görüyor, bambaşka anneler var yani bu hayatı yaşayan. Var, Ve diğer yandan işte belki de bazı annelerimiz bakıyor ve iç geçiriyor. Yani hani evet. Ben acaba çocuğuma yeterli değil miyim diyor. İşte burada da yine kesinlikle her anne kendi çocuğuna özeldir ve ben annelikte bir parmak izi gibi aslında çocuklarda nasıl parmak izimiz özelse çocuklarınız da özel. Hiçbir şekilde öneride bulunmayı sevmiyorum. Kendi sadece deneyimimi paylaşıyorum. Yani benim bu yönde bir sıkıntım oldu. Ben bu şekilde çözüm buldum. Ben bu hesapları da sevmiyorum. Yani çünkü annelik sorgulamaz. Çünkü her anne çocuğu için mükemmeldir bana göre. Dolayısıyla lütfen kendilerini kötü hissetmesinler, eksik hissetmesinler. Hepimizin ulaşamadığı durumlar olabiliyor. Hayal ettiklerimiz oluyor. Birisi... Bakın Türkiye'de ekmek, süt ve suya da ulaşamayan insanlar evet. var. Yani bunları da içindeki durumumuz neyse bence şükretmeliyiz. Ve gerçekten kendi hayatımızın en iyisini yaşamalıyız. İmkanlarla mutlu olmaya çalışmak İmkanlarla en iyisi. İmkanlarla mutlu olmalıyız. Çünkü yani sonuçta burası bir dünya, dijital dünya. Dijital dünyada gösterilmek istenilenle gerçek her zaman farklı olabilir. Bir de tabii onun sürecinde de insanların ne yaşadığını aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani, hiç bilmiyoruz. O kadar sonuç belki çok mutlu ama oraya gelene kadar o kadar mutlu olunmamıştır belki de. Kesinlikle. Sosyal sorumluluk dediniz. Sizin zaten içinde bulunduğunuz sosyal sorumluluk projeleri vardı ama ben projeleri çünkü sizi merak edenler girsinler, baksınlar zaten bu bilgilere internette de ulaşacaklardır. Aynen, ulaşacaklar. Bireysel olarak siz ne kadar farkındasınız? Çok farkında olduğunuzu görüyoruz ama sizin cümlelerinizi de dinlemek istiyoruz. Ben ne kadar farkındayım? Yani ben ya özellikle bu sorumluluk konusunda bir elin verdiğini diğer elin bilmemesi gerektiği bakış açısındayım. Dolayısıyla da benim çok değer verdiğim insanlar var. Hiç tanımıyorum kendilerini hayatımda. Ve her zaman da teşekkür ediyorum dualarla ve diğer yönlerle. Yani bir insan bir iyilik yapmak istiyorsa bu
sokak hayvanına da yapabilir. Hiç tanımadığı bir bekçiye günaydın diyerek yapabilir. Ya da yerleri silen kişiye de iyilik yapabilir. Yani sosyal sorumluluk yapmak istiyorsanız eğer hayatınızda her yönde olabilir. İşinizde bile yapabilirsiniz aslında. Evet, işinizde yapabiliriz. Ya da kendi kafanızda bir gelir modeli oluşturup ben kazandığım paranın şu kadarını şuraya her ay düzenli vereceğim. Ya da birini bulup ona verebilirsiniz. Yani birilerini mutlu etmek çok zor değil hayatta. Ben açıkçası bu hayatta iyi insan olmayı seçtim. Her zaman da söylüyorum. Kötü insanlar her zaman olacak. Eskiden yine söylüyorum, yazılarımda da okuyabilirler, paylaşımda görür. Kötü insanların değişeceğine inanırdım. 2012 yılından beri inanmıyorum. 2012 yılında bir evrim geçirdim bu konuyla ilgili. O günden beri hiç inanmıyorum. Kötüler kötüdür ve hiç değişmiyorlar. Uzaklaşın. Uzaklaşın. Yani uzaklaşın. Ama iyi insanlarla da 2019 için de dileğim oydu. İyi insanlara iyi insanlar gelsin. Gerçekten hayatınızda her şey bir seçimden ibaret. Seçimlerinizi doğru yapmanız gerekiyor. Ben inşallah da yapabilirim. Çünkü her gün öğreniyoruz, her gün büyüyoruz hayatta. Her gün fikirlerimiz değişiyor. Evet, değişiyoruz çünkü yani insan vücudu bile sürekli kendini yeniliyor. Biz niye hep aynı kalıplarda kalıp? Dolayısıyla da iyi insan olanları her zaman kapım açık, sevgiyle. Zaten çok seviyorum hayatı, insanları tanımayı, sohbet etmeyi seviyorum. Ama maalesef kötü insanlarla uzak dursunlar. Yani sevmiyorum, kötüleri sevmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir söyleşiydi. Çok benim keyifli için bir röportajdı. Çok teşekkür ederim. Aslında karşımda vazgeçmeyen bir kadın olduğunu düşünüyorum. Bazen çünkü aşk ve kariyer ikileminde kalsa bile birazcık yaşamınızı dönüştürmüşsünüz. Sürekli. Uyum sağlamışsınız. Aynen. Uyumlandık birbirimize. Evet. Yani ne ondan vazgeçmişsiniz ne ondan vazgeçmişsiniz. Sanki ikisinden birini seçmek zorundaymışsınız gibi bir durum olmuş. Ama ikisinden de vazgeçmemişsiniz. Ve bize de bu bilgileri de ulaştırmışsınız. O yüzden size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buradan da ben babama teşekkür etmek istiyorum. Beni böyle güçlü bir kız yaptığı için. Üniversiteye başladığım gibi bana söylediği bir laf vardı, hiç unutmam. Ben senin bileğine bir altın bilezik takıyorum kızım. İstersen bunu bozdur, harca. İstersen ömür boyu kullan diye. Gerçekten o altın bilezik iyi ki var benim kolumda. Ve ben bugün bu kadar güçlü bir kadın olarak hayatıma devam ediyorum. Seni çok seviyorum babacığım.